Merhaba, ben Suzan. Delice sevdiğim erkek arkadaşım Haluk her zaman diğer kızlara bakar. Hatta bazen onlara açıkça hayran. Bu beni rahatsız ediyor ve benim sorunum bu. İlk başlarda sinir krizi geçiriyordum. Ama sonradan Haluk ortadan kayboldu. Anlayışlı olmaya karar verdim ve ona çeşitli hoş sürprizler yaptım. Ama sonunda beni terk etti. Genellikle yürüyüşe çıkıyor, parklarda dolaşıyor ve duşa giriyordum. Amacım bu düşüncelerden uzaklaşmaktı. Yanında bulunduğum yaşlı kadının konuşmasına şaşırdım. Kendini Gülben olarak tanıttı ve bana iyi bir tavsiyeye ihtiyacım olduğunu, yardımcı olabileceğini söyledi. Yüzünü gördükten sonra bir sebepten dolayı ona güvendim ve hikayemi anlattım. Dinledikten sonra herhangi bir sorun görmediğini, 200 lira verirsem bana tavsiye vereceğini söyledi. Sonuçta iyi bir tavsiye paraya değer. Öfkelendim ve gururumdan dolayı yanından ayrıldım. Yaşlı kadının yüzünü hatırlayana kadar acı çekmeye devam ettim. Annemden para almaya gittim. Şansıma yaşlı kadın Gülben oradaydı. Parayı aldıktan sonra yaşlı kadın, "Ne olduğunu biliyorsun bebeğim. Daha önce okunmuş bir kitap gibi görünüyorsunuz. Ama sizinle iletişim kurmak ilginç değil. Haluk da bu yüzden sana olan ilgisini kaybetti." "Ne hakkında konuşuyordu? Ben ona bana hakaret etsin diye mi para vermiştim?" "Ona küstah bir şekilde davrandım ve ona, "Siz bu hayatta neyi başardınız? Muhtemelen küçük bir emekli hayatı yaşıyorsunuz." diye bağırdım ve kadın gitti. Sonra arkasını dönüp 200 lira daha getirmemi ve en önemli tavsiyeyi alacağımı söyledi. Ama ben Haluk'u düşünmeye devam ettim. Ona aşık olmamak imkansızdı. Başlangıçta şakalar, komik ve sevimli sözlerin çeşmesi gibiydi. Ve hepsini tamamen bana adamıştı. Bir keresinde o yaşlı kadını sosyal ağlarda görmüştüm. Ya da bana öyle gelmişti. Sonra tekrardan ona gitmeye karar verdim. Çok zeki bir yüzü vardı. Parka geldiğimde o zaten oradaydı. Ve çok uzun bir süre orada beni beklediğini söyledi. Hakaret etmek yerine bana hayatta en çok istediğim şeyin ne olduğunu sordu. Çocukluğumda bütün gün koşmayı, ağaçlara tırmanmayı ve kitap okumayı sevdiğimi söyledim. Spor yapmak. Yaşlı kadın dedi ki kendinden emin olmak için en sevdiğin şeyi yapmalısın. Hayatta en güçlü duygular enerjimizi doldurur. O zaman işte hayatın hiç beklemediğin bir şekilde değişecek. Ne yapacağımı anladım. Salonu açtım ve spor malzemeleriyle doldurdum. Ve fitness eğitmeni oldum. Görünüşe göre bu yaşadığım olayı coşkuyla karşıladım. Tek kelimeyle hayatım 180 derece değişti. Ve Noel'de yeni salonun açılışıyla bağlantılı olarak büyük bir parti düzenledik. Şehir belediye başkanı, medya temsilcileri ve diğer organizasyonlar sağlıklı bir yaşam için davet edildi. Yaşlı kadın Gülben de geldi ve bir konuşma yaptı. Bana 5000 lira değerinde sertifika verildi. Haluk'a gelince, o bizim rehberimiz ve el ilanlarını dağıtıyor. Arada sırada beni arayıp tekrar ilişkiye başlamak için yalvarıyor. Ben bilmiyorum ne yapacağımı. Merhaba. Benim adım Mark. Size mezuniyet balonumda iki polis tarafından nasıl alışılmadık bir şekilde gözaltına alındırma dair bir hikaye anlatmak istiyorum. Gece yarısından sonra doğrudan karakola götürüldüm. Tabii bundan önce olay oldu. Dinlemeye hazır mısın? O zaman rahatla. Yanına atıştırmalık bir şeyler al. Başlıyorum. Her şey yaklaşık bir yıl önce başladı. Bir gün arkadaşım Freddy ve ben şehirde bisiklete binmeye karar verdik. Hava muhteşemdi. Serin yaz havası. Daha iyi ne olabilirdi ki? Tombul arkadaşımın spor yapmaya ihtiyacı olsa da biz spor meraklısı değildik. Ne yazık ki ona bir yemek ya da koşu teklif ederseniz gezegendeki en yağlı yemeği seçecektir. Esnediğinde bile sanki beni yutacakmış gibi olmasına rağmen onu seviyorum. Uzun yıllardır en iyi arkadaşım. Bir dakika. Biz sadece bir yıldır arkadaşız. Olsun. Bir yıl da fazla sayılır. Yani Freddy bütün yol boyunca bisiklet yerine abimin arabasını almam gerektiğini söyledi. Ama ben bisiklete binmek istedim. Sağlığımızı biraz olsun iyileştirmek istedim. Cadde boyunca yokuş çıktık. Ve tam tepeden aşağı inerken aniden 8 yaşlarında bir çocuk önümüze koştu. "Freddy yavaşla!" diye bağırdım. Ama arkadaşım refleksleri ancak annesi ona bir tabakta öğlemeye getirdiğinde işe yarıyor. Onu durdurmak için ön tekerleğine çarpmak zorunda kaldım. Ve sonra her şey sanki filmdeymiş gibi ağır çekimde oldu.
Freddy fırlıyor, gözleri fal taşı gibi açılıyor, vücudu geliyor, göbeği çenesine kadar zıplıyor, havada taklar atıyor ve çocuğun üzerine düşüyor. Bam! Arkadaşımın yerdeki cüssesi altından yumuşak bir inilti duydum. Freddy, Freddy, Freddy diye bağırarak bisikleti yere bırakıp ona doğru koştum. Her şey normal kardeşim, hiçbir yerimi kırmadım diye iyi olduğunu belirtti. Kalk al ayağa çabuk, çocuğu ezdin. Freddy şaşırdı ve hatta biraz da gücendi. Onu içeri çektim ve çocuk yerde yatıyordu. Kek gibi duruyordu. Hey evlat, nasılsın? Üzerime bir torba çimento mu düştü? Korkarım öyle oldu. Hey ben buradayım. Sana fren diye bağırdım. Dondurma kamyonetine bakıyorum. Üzgünüm. Freddy, yemek seni bir gün öldürecek. Çocuğun kalkmasına yardım ettik. Vücudunu kontrol ettim. Kemikleri sağlam gibi görünüyordu. Utandım ve ona nasıl yardım edebileceğimizi sordum. Yaklaşık bir dakika durdu ve sonra ağlamaya başladı. Acı çektiğini haykırdı. Ancak hastaneye gitmeyi reddetti. Doktordan korktuğunu söyledi. Onları evime götürdüm. Ailem birkaç günlüğüne büyük annem ve büyük babamın yanına gitmişlerdi. Ben ve abim yalnız kalıyorduk. Abim Bob evde değildi. Neredeyse her zaman çalışıyordu. Eve kamera sistemi yerleştirmişti. Onları eve getirdim ve küçüğün dizlerine ve alnına buz sürmeye başladım. Kanepeye uzandı ve vücudunun ağrıdığını söyledi. Freddy'e yiyecek bir şeyler alması için ısrar ettim. Sadece satın al ve geri gel. Aldıkların hiçbirisini yeme, tamam mı? Diye sordum. 15 dakika sonra Freddy yemekle geldi. Çocuğu besledik ve sonra nerede yaşadığını sorduğunda çocuk tekrar ağlamaya başladı. Ailesinin bir yere gittiğini ve nerede olduklarını bilmediğini iddiaya göre kaybolduğunu söyledi. Polise gitmeyi teklif ettim. Ama korktuğunu ve oraya gidersek birden kaçacağını söyledi. Onu böyle bırakamazdım. Bu nedenle rehabilitasyon süreci boyunca bende kalmasını önerdim. O da kabul etti. Adı Ned'di. Freddy ve ben onunla birkaç gün ilgilendik. Ve biz okuldayken onu odamda tuttum. Ned sürekli acı çektiğini söyler ve sürekli benden ona atıştırmalık bir şeyler almamı istiyordu. Param bittiğinde Freddy'nin zulasını açmaya zorladım. Yatağının altında bir sandık dolusu abur cubur vardı. Onları bir yıldan fazla bir süredir biriktiriyordu. Bir gün sarhoş olacak ve her şey silip süpürecekti. Freddy neredeyse ağlayacaktı ama ona bütün suçun kendisinin olduğunu hatırlattım. Ned'i besledik, içirdik ve ona bakmaya devam ettik. Tüm oturma odasını işgal etti. Televizyonum hatta bilgisayarımı sürekli uzanıyordu ve tüm çöplerimi etrafına atıyordu. Yavaş yavaş beni zorlamaya başladı. Ve ondan arkasını temizlemesini istediğinde bacağın neredeyse kopacak kadar ağrıdığını söyleyerek ağladı. Ve benim çok acımasız olduğumu söyledi. Onu bırakarak Freddy'nin evine gittim. Ve Ned'i kovma zamanının geldiğini söyledim. 2 haftadır bizdeydi, bedava yaşıyor ve hiç teşekkür etmiyordu. Freddy ve ben onunla konuşmaya karar verdik. Eve geri geldiğimizde kapı ardına kadar açıktı ve içeri girdiğimizde bilgisayar ve televizyon yoktu. İnanamadım. Mücevherler ve babamın dizüstü bilgisayarı da yoktu. Sadece abimin odasına dokunmamıştı. Çünkü anahtarla kilitliydi. Bu pislik buzdolabından yiyecek bile çalmıştı. Lanet olsun diye bağırdım. Freddy bile korktu. Panik yapmaya başladım. Sinirlendim. Freddy polise gitmeyi teklif etti. Ama ben ona çarptığımız için ceza almakla yüz yüze olduğumuzu söyledim. Ne yapmalıyım diye sordu Freddy. Birden Ned'in eşyalarını yıkarken cebinden bir defter düştüğünü, rafa koyduğumu ve iade etmeyi unuttuğumu hatırladım. Gidip deftere baktık. Bazı adresler, isimler, soyadlar ve altında para miktarları vardı. Bay Finley'nin adresi vardı. Bu babamın arkadaşıydı. Evinin soyulduğunu söylediğini de hatırlıyorum. Yani hırsız mı? Diye sordu Freddy. Görünüşe göre evet ve profesyonel. Ama neden kimse polise gitmedi? Diye yüksek sesle sordum kendime. Onu uzun zaman önce bulurlardı. Çünkü saklanmıyor bile. Aynı şehirde çalıyor. Defterde en sonunda başka bir adresi vardı. Benden farklı bir yerde görünüşe göre soyma sırası oradaydı. Onu orada yakalayacaktık. Freddy ve ben oraya bisikletlerimize gittik ve izledik. Hiçbir şey yoktu. Ancak birkaç gün sonra Ned'i çimenlerin eli bandajlı bir şekilde yürürken fark ettim. Daha sonra dondurma kamyonetini gördük. Freddy'nin Ned'in üzerine düşmesinin neden olan kamyon. Birkaç gün üst üste orada şüpheli şekilde durdu. Ama hiçbir şey satmadı. Gece nöbet tuttuk ve Ned'in evden paketlerle çıktığını gördük. Benim ise bir şeyler götürdü ve oradan iki yetişkin çıkıp bu paketleri ondan aldı. Bulunmaca tamamlandı. Onlar bir hırsızlık çetesi. Ama Ned insanlar ne dedi ve neden kolu sargılı? Belki bu onların planıdır. Ne demek istiyorsun? Ned'in üstüne düştüğüm gün kemiklerinin kırılmadığını açıkça duydum. Ama yine de ona yardım etme teklifini ettiğimde biraz tereddüt etti ve sonra ağlamaya başladı. Görünüşte acı çekmiyordu aslında. Yani bunu herkes yapıyorsa, şimdi bandajla elinde taşıdığı paketi gördün mü? Peki ya minibüsteki o ikisi sözde kaybolmuş olan ailesi ise? Bu doğru ama polise gidemeyiz. Ayrıca ailem gelmeden önce eşyalarımı geri almayı istiyorum. Aksi takdirde kafamı keserler. Minibüs gidince koştuk ve çalıların arkasından Ned'in üzerine atladık. Ona her şeyi anlattığımı, onu bir hırsız olduğunu ve çalınan tüm malları bana iade etmesi gerektiğini söyledim. İlk başta direndi. Polise gideceğimi söyledim. Bunu yapamazsın. Hiç kanıtın yok. Ha neden? Benim amcalarım polis. Bu yüzden yapabileceğim bir şey yok. Peki ben polise bir gideyim sonra görüşürüz. Ne istiyorsun? Bana her şeyi geri ver. Şimdi yapamam. Eşyaların getirilmesi gerekiyor. Yarına kadar vaktim var.
Dostum, yarın okulda balımız var. Unuttun mu? Ve senin de doğum günün var. Gece yarısı olacak. Harika. Balodan hemen sonra doğum gününü kutlamaya gideceğiz. Freddy. Anladım. Sonra tartışırız. Kısacası yarın öğle yemeğine kadar vaktim var. Getirmezsen pişman olursun. Bunun üzerine eve gittik. Ancak balo nedeniyle ertesi gün hızlı geçti. Baloya gitmem gerektiği için tekrar düşünmeye vaktim bile olmadı. Eşyalarımı daha sonra almaya karar verdim. Bob'un baloma vermesi gerekiyordu. Çünkü ailemin mücbir sebebi vardı. Ve birkaç gün şehir dışındalardı. Bu arada Bob evde bazı eşyaların olmadığını fark etmedi bile. Onun için önemli olan odasının düzenli olmasıydı. Balo başladı. Dans, müzik biraz dikkatim dağıldı. Ve baloda kral ve kraliçe seçilirken iki polis yanımıza geldi. Müdürle konuştular. Beni işaret etti ve bana doğru yöneldiler. Mark Anderson, reşit olmayan birini kaçırmaktan ve onu zorbalık etmekten hakkınızda suç var. Bizimle gelin, ifadeniz alınacak. Ne? Ne? Saçmalık! Diye sordum. Sonra Bob koşarak geldi ve reşit olmadığım için bunun hakları olmadığını ve ailesinin şehirde olmadığını söyledi. Sonra polis balonun bitişine kadar bana izin verdi. 30 dakika sonra doğum günüm yaklaşıyordu. Endişeli bir şekilde oturdum. Bu süre içinde Bob'a her şeyi anlattım. Ve bir yere gitti. Saat tam 12'de polisler doğum günümü kutladı. Freddy zar zor söndürdüğüm mumlu bir pasta getirdi. Bu sonra beni istasyona götürdüler. Orada suçlarım bana tekrar okundu. Ned'in ailesi oğlanı kaçırıp onu rehin tuttuğumu, dövdüğümü ama Ned'in bir şekilde kaçmaya başardığını iddia ediyordu. Bana tam tersini söyledim ama kimse beni dinlemedi. Birkaç dakika sonra Bob oraya geldi ve polisleri bir çeşit flash disk verdi. Bu bir video kaydıydı. Bob'un uzun bir süre önce evimize birkaç kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Bunlardan biri oturma odasına kurulmuştu. Bundan haberim yoktu. Orada her şey gözüküyordu. Ned'i nasıl neredeyse kollarında taşıdığını, bütün gün nasıl yattığını ve evimizi nasıl yağmaladığını. Bu ailenin olay yerine tutuklanmasını sağlayan bir şikayette bulunduk. Ned'in ebeveynleri hem suç işlemekten de çocuklarını suç işlettirmekten çifte ceza yediler. Genel olarak birkaç saat sonra tüm eşyalarımız bize geri verildi. Bob her şeyi yerine koyduktan bir saat sonra annemler geldi. Bize kalan sadece birkaç şey yokmuş gibi davranmaktı. Bu olaydan sonra Freddy'e onu bir daha asla bisiklete bindirmeyeceğime dair söz verdim. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve sosyal ağlarda paylaşın. Herkese merhaba, benim adım Nora. Size şimdi bir hikayemi anlatmak istiyorum. Birazdan sizin de hayatımdaki eksiklikleri, çektiğim acıyı ve sonra her şeyin nasıl çok dramatik bir şekilde değiştiğini paylaşacağım. Daha fazlasını öğrenmek istiyor musunuz? O halde dinleyin ve sonuna kadar izleyin. Geniş bir ailede doğdum. 5 erkek kardeşim var. Tek kız çocuk benim. Ben en küçükleriyim ve babamın dediği gibi en şımarık olan da benim. Kardeşlerim, babam ve annem her zaman bana karşı çok korumacılardı. Babam abilerime hayatta ne olursa olsun her zaman bana yardım etmelerini, beni ne olursa olsun koruyup kollamaları gerektiğini söylerlerdi. Ve gerçekten de öyle yaptılar. Birkaç yıl geçti ve ben büyüdüm. Artık çocuk değildim. Etrafındaki her şeyi keşfeden bir gençtim. İnsanlarla iletişim kurmak benim için çok ilgi çekiciydi. Ama kardeşlerim kimsenin bana bir metreden fazla yaklaşmasına izin vermiyordu. Bu durumu haliyle çok kızıyordum. Tanıştığım çocukların hiçbirisi ilk randevumuza gelemedi çünkü abilerim engelledi. Onlara ne kadar kızsam da, aileme şikayet etsem de kimse onlara kızmadı. Hatta babam beni korumaya çalıştıklarını söyleyerek onları savundu. Öfkeyle odama koştum. Arkadaşım Mary beni aradı. Sinemada bir gece seansına davet etti. Gitmeyi çok istedim ve gidemeyeceğimi biliyordum. Çünkü abilerim izin vermezdi. Sonra erkek arkadaşı Richard da benimle tanışmak isteyen arkadaşı Alan da geleceğini söyledi. Bu beni daha da kızdırdı. Bir şeyler düşünmeliydim. Pekala kaçacağım. Yatmaya hazırlanıyor gibi yaptım. Aileme iyi geceler diledim ve odamdaki pencereden kaçtım. Uzun uzun detaylara girmeyeceğim. Sadece harika bir sinema akşamıydı. En güzeli de Al ve ben benim birbirimizden hoşlanmamızdı. Birkaç randevudan sonra sevgili olduk. Onunla ilgili her şeyi çok sevdim ve özellikle ailesinin sıradan olmasını çok sevdim. Ailesi çiftçiydi. Kız kardeşi öğretmen ve kendisi de hırda babasına yardım ediyordu. Yıllardır ailemin büyük bir işi var ve babam bunu sürdürmek ve geliştirmek için her şeyi yapıyor. Al bana çok iyi davrandı, hediyeler verdi, bana hayran kaldı. Sürekli ondan hoşlanmamın bir mucize olduğunu söyledi ve ben öyle düşünmüyordum. Beni böyle kabul ettiği için çok sevinmiştim. Normal bir randevuya bile gidemiyorduk. Her zaman her yerde takip edildiğim için sadece kuytu köşelerde yürüyüş yapabiliyor, kafelerde, parklarda hatta kalabalık sokaklarda bile gezemiyorduk. Bize kalan tek şey ara sokaklarda yürümek ve penceremin altındaki kısa görüşmelerdi. Mutluydum ama her mutluluğun bir sonu vardır. Bir gün eve geldiğimde babamın çok eski iş ortağı olan Bay Molly'yi fark ettim. Onu selamladım ve odama gittim. O gittikten sonra babam beni konuşmak için çağırdı. Kızım, Bay Molly'yi hatırlıyor musun? Biz onlarla uzun zamandır iş ortağıyız. Ama o son 10 yıldır daha ciddi bir şeyler yapmaya başladı. Prestij kazandı ve bizden daha da zenginleşti. Seni sorur dedi bana. Ne, beni mi diye sordum. Ama neden beni sordu? Babam bana Bay Molly'nin beni olduğu için sorduğunu söyledi.
Ne diye sordum dehşette. Babasının artık oğlu için uygun bir gelin adayı aradığını ve bizi uzun süredir tanıdığı için hemen ailemizi düşündüğünü söyledi. Karşı gelmeye başlar başlamaz babam beni sakinleştirmeye çalıştı. Bu ailenin değerli olduğunu, daha iyi birini bulamayacağımızı, hiçbir şeye ihtiyacım olmayacağını söyledi. Biz de fakir değiliz baba. Ben her türlü çalışır, aç kalmam. Arkadaşının oğluyla evlenmek istemiyorum. O Mori kötü bir adam diye bağırdım ve babam, konuşmalarına dikkat et genç bayan, kötü biri değil, ciddi bir iş adamı. Onun işi seni ilgilendirmiyor. Yapman gereken tek şey oğlunu tanımak. Adı Mark. Çok iyi huylu ve zeki bir çocuk. Ben inatçıydım ama babam benden de inatçıydı. Çığlıklarıma, öfkelerime, tabakların kırılmasına, annemin gözyaşlarına rağmen bize bir randevu ayarladılar ve mutlaka ikimizin de buluşmaya gitmemizi söylediler. Hazırlanmak istemedim. Ella günlerdir görmemiştim ve onu çok özledim. Ona bu gecede meşgul olduğumu yazdım. Yarın buluşmayı teklif ettim ve o da kabul etti. Mark'ın bir buket gülle beni beklediği restorana geldim. Ona sessizce yaklaştım, yerinden kalktı, selamladı, çiçekleri uzattı ve Fransızca olarak garsonu çağırdı. Nasıl olduğumu, günümün nasıl olduğunu sordu. Ona doğru baktım ve onu ne kadar çok sıkıldığımı gözlerine gösterdim. Siparişi verdikten sonra Mark hala konuşma başlatmaya çalışıyordu. Ama ben onun sözünü kestim. Bak Mark, babamın ve seninkinin sana ne söylediğini bilmiyorum ama seninle tanışmak istemiyorum. Aslında benim zaten bir erkek arkadaşım var dedim. Ve sonra öyleyse neden babam bilmiyor? Sanırım basit bir aileden geliyor. Tam bir nokta atışı yapmıştı. Bunun onu ilgilendirmediğini söyledim. Anladım bak, erkek arkadaşına ne söyledim bilmiyorum ama babalarımız her şeye çoktan karar verdi. Evliliğimizde aşktan çok siyaset var ve ortak işimiz uğruna duygularımı feda etmeye hazırım. O yüzden hazırlanalım. Düğünümüz bir hafta sonra. Akşam çok uzun geçti ama sonra beni eve getirdi. Herkes çoktan karar verdi mi baba? Arkamdan her şey ayarlandı mı? Mark neden biliyor da ben bilmiyorum ha? Öfkeyle sordum ve babam cevap verdi. Çünkü bu senin işin olacak. Ailenin, onunla olan işi. Molly'ye bağlı kalmayacaksın, bize bağlı kalmayacaksın ve Rafa içinde yaşayacaksın. Son sözüm Mark'la asla evlenmeyeceğimdi. Babam elini masaya vurdu ve ben de odama koştum. Bir dakika sonra pencereden dışarı kaçarak Ella koştum. Evin avlusunda oturuyordu ve beni selamlamadı bile. Sebebini anlamadım, onun nesi vardı? Ve sonra Mark ve beni bir restoranda birlikte gördüğünü ve yaklaşan düğünüm hakkında söylentiler duyduğunu söyledi. Benim hakkımda kimseye bahsetmedim bile, benden utandığın için mi? Ailem çiftçi, ben de öyle büyüyeceğim ve çiftçi olacağım. Sana çok iş dışında verecek hiçbir şeyim yok ama bu bana böyle yapman için bir sebep mi diye sordu. Her şey onu düşündüğü gibi olmadığını, kendimi açıklayabileceğimi, doğru anlamadığını anlatmaya çalıştım ama konuşmama izin vermedi. El gitti, ben sağlamaya devam ederek eve gittim ve düğün hazırlıkları başladı. Hayatımda en üzücü olay oldu. Evlilik günüm hiç hayal ettiğim gibi değildi. Bana Milano'dan gelinlik getirdiler, şık bir restoran ayarladılar. Hatta gazeteciler bile geldi. Düğünümüze yılın düğünü adı verildi. İki imparatorluğun birleşmesi. Her şeyim mükemmeldi, sadece üzgündüm. Törende gözlerimle Ella aradım ama o aradı değildi. O gelemez, burada çok fazla güvenlik var dedi Mark. Ne? Neden bahsediyorsun dedim. Dinle Nora, akıllı görünüyorsun ama pek sanmıyorum. Düğünümüzün sadece bir gösteri olduğu oldukça açık değil mi dedi. Ne demek istiyorsun diye sordum. Kısacası yüzükleri takana kadar sadece işmiş gibi davran. Babalarımızın yapacak işleri var ve çocukların düğünü herkesin ilgini çekecek bir harika bir olay. Sen ve ben palyaçolar gibi dikkatini dağıtırken şehrin diğer tarafında bir şeyler oluyor. Bana da anlatmadılar ama bunların hepsinin kurgu olduğunu biliyorum. Bütün evliliğimiz. O yüzden erkek arkadaşın rahatlasın. Bir ay içinde boşanacağız. Tüm bunları yaşadığıma inanamadım. Sonra ne mi oldu? Mark söz verdiği gibi evlendik. Ama neredeyse hiç evde olmadı. Ella kendisi buldu ve ona her şeyi anlattı. Ve sonra onunla evimizde özel bir görüşme ayarladı. Elva ben barıştık ve 1,5 ay sonra Mark'la boşandık. O zamandan beri Elva ben artık hiç saklanmadık. Çünkü artık eşimi kendim seçme hakkım var. Değil mi? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın.